Evet kulüp dizisinin efendim Çelebisi Fırat Tanış'ta Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuş Meslektaşlarıyla ilgili bir itirafta bulunuyor. Bazıları var kamerada kendilerine bakmaktan rol yapamıyor diyor. Sizce Fırat kimden bahsediyor? Hedefinde kim var? Önce haber izleyelim. Az çok tahmin, ediyorum. tahmin ediyoruz. Fırat Tanış Pandora'nın kutusunu açtı. Bu sözler kimin için? Ben nasılım nasılım diye geliyor monitöre sürekli. Ünlü oyuncu hangi rol arkadaşını hedefe koydu? Bu gerçekten çıldırtıcı olabilir. Kulüp dizisindeki performansı ile tüm alkışları toplayan Fırat Tanış hem televizyon ekranının hem de beyaz perdenin aralanan isimlerinden. Hangi dizi ya da film bir karakter oyuncusuna ihtiyaç duysa ünlü oyuncu orada. İstanbul'lu Gelin dizisindeki Adem rolü hala hafızalarda. O zamanlar Özcan Deniz, Salih Bademci ve Aslı Enver gibi pek çok ünlü isimle aynı seti paylaşıyordu. Şimdilerde ise Aziz dizisinde Murat Yıldırım'ın sinirleri ne bir rolde. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın konu olduğu Fırat Tanış. Mesleğini yaparken en çok zorlandığı anları anlattı. Hayatta onunla oynamam dediğiniz insanlar var mı? Ha hiç kimse yok. Ama e, e, hayvanlar ve çocuklar e, çok e, çok e, tehlikeli partnerlerdir. Fırat Tanış herkesle oynarım dedi ama kendisini çileden çıkaran bir oyuncuyu da tarif etmekten geri kalmadı. Filmi çekiyorsunuz e, ve bir oyuncu var karşınızda ve sürekli ben nasılım nasılım diye geliyor monitöre sürekli nasıl olduğum nasıl olduğum gibi e, abuk sabuk sorular soruyor bu sizi çıldırtabilir yani bu bu gerçekten çıldırtıcı olabilir. Sizce Fırat Tanış bu sözlerle kimi kastediyor? Sevgili Fırat Tanış şimdi Aziz dizisinde döktürüyor, kulüpteki performansı hala konuşuluyor. Daha öncesinde İstanbullu gelinde rol almıştı <laughs> seyirciler. Magazin muhabiri ve editörü kadar profesyonel olan seyirciler. Sizce kimden bahsediyor? Kimden bahsediyor mu? <laughs> Veterin direkt sonunda İçimde. zaten bir Özcan Deniz geldi, <laughs> kapak gibi geldi. Özcan Deniz o kadar böyle. Tipiyle uğraşıyor mudur? Nasıl görünüyorum? Dur bir dakika bakayım monitörden falan yapıyor mudur? Ben sadece e, hem cinslerini kastettiğini düşünmüyorum. Çünkü böyle yapan kadın oyuncular da var. Ama şimdi kadın oyuncular karşısında e, bir Aslı Enver vardı. Daha ee, daha eskilerden de daha olabilir. En, daha eskilerden de olabilir. Bir Özcan Deniz gibi geldi. Ya şimdi nasıl göründüğüne dikkat eden, saatlerce ayna karşısında vakit geçiren oyuncular da var. Onlar oynarken tek dertleri acaba ben nasıl görünüyorum? Ağlıyor ama işte şimdi gözüm aşağı mı düştü? ama burnum mu akıyor? Dijital platformdaki oyunculara bakıyorsun, Umurlu burnu da. da akıyor, salyası da akıyor. Makyaj da yok. Umursamıyor bile, makyaj Göz altı halkası da var, yüzü de makyajsız. Şimdi Fırat Tanış o kadar profesyonel oyuncularla rol alıyor ki işte Salih Bademci ile Gökçe Bahadır'la ya da tiyatro kökenli oyuncularla e, şimdi geriye böyle jön olup yakışıklılığına büyük önem veren Instagram ve röportajlarda şöyle bir bakışlar atan falan insan aklına direkt ne bilmiyoruz Can Deniz geliyor. Vallahi Müge Benim aklıma şey direkt o geldi. Geçen gün bir e, romantik komedi filmi yine anlatacağım izledim gerçekten Romantizmini izlemez alt bütün mesela. romantizm bitti ya yani izlemez olaydım dedim evet. erkek oyuncuya da üzüldüm ya kızın tek derdi nasıl göründü işte hep aynı bakış hep donuk aynı bir duymuş. donuk bir ifade o filmi alsınlar çocuklara böyle konservatuarda izlettirsinler ki nasıl oyuncu olunmaz İyi de kötüyü de görmek evet. lazım. Fakat oyuncuların işi şimdi daha zor. Metap katılıyor musun? Çünkü dijital platformlarda o kadar profesyonel, doğala o kadar yakın performanslar var ki seyirci artık uyanık. Evet. Tabii, Oyun, anlıyorlar tabii, ki biliyorlar ki hemen mi? bir karşılaştırma ortaya artık. Tabii tabii tabii. Tabii ki ben de aynı fikirdeyim seninle. Çok ismi olmayan da ya bu dizilerde oynayan çok isimsiz e, oyuncular var. Evet. Onlar da çok iyi oyunculuk çıkartanlar var. Evet. Çoğu ünlü isme göre çok çok iyi olanlar yani. Evet. Gerçi ben yerli dizi falan seyretmiyorum da genelde evet. takip etmiyorum. Hiç ne gündemde hangi dizi var şu anda ne var onunla da ilgili bir haberim yok. Ha. Ee, bilmiyorum yani. Film falan izliyorum diyorsun. Genelde daha çok program, siyaset programlarını çok takip ederim. Öyle mi? Tabii ki gündemi takip ederim, spor takip ederim. E, gündemle alakalı ne varsa onu takip ederim. Sporda takip ediyorum. Hepsini takip ediyorum. Anlıyor musun futboldan falan? Şu, şu ara futbola hiç girmiyorum çünkü. Evet. E, <laughs> siyah, çünkü şu anda gündem daha bir farklı oldu. Evet, evet. Dünya tabii. gündemi. Şu anda aynı ayrı böyle. bir yerlerde taşlar o kadar çok ısınmış durumda ki neyin evet. nerede ne olacağı belli değil. Nereden çıkacağı. Evet. O yüzden bir gergin. Benim de aynı şekilde bir bekliyorum. İnsanın algısı değişiyor. Tabii zaman, ki yani. her şeyle alakalı bu böyle. Evet sizlere sorduk hiçbir ünlüyle karşılaştınız mı anınızı bizle paylaşır Giliyor, mısınız geliyor. diye. Üniversitede okurken arkadaş grubuyla geziyorduk. Bir alışveriş merkezinde Kıraç'ı menajerle yemek masasında gördük. Yanına gittik çok kibar davrandı imza istedik bizi kırmadı. Böyle bir negatif hikaye yok mu onları yazın ben onlara bakarım. <laughs> Miguel'in hikayeleri gibi bir hikaye istiyorlar. Aynen, ben. aynen benim karşılaşmam gibi. <laughs>